Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Öğrenme Yönetim Sistemleri kitabımızın 7. bölümü olan Öğrenme Yönetim Sistemlerinin Diğer Bilgi Sistemleriyle Entegrasyonu konusuna değineceğiz. Konumuzda öğrenme yönetim sistemlerinin entegre edilebileceği bilgi sistemlerinin belirlenmesi, diğer bilgi sistemleriyle öğrenme yönetim sistemlerinin entegrasyon yöntemleri, diğer bilgi sistemleriyle öğrenme yönetim sistemlerinin entegrasyonunda dikkat edilmesi gereken konular başlıkları altında değerlendireceğiz. Öğrenme yönetim sistemleri eğitim amacıyla öğrencilere ya da hizmet içi eğitim kapsamında kurumların personellerine sunulabilecek dijital bir ekosistem oluşturabilir. Bu ekosistem diğer öğrenme hizmetlerinden bağımsız değildir. Bu açıdan bakıldığında ÖYS'lerin veri paylaşımı amaçlı birçok sisteme entegre edilmeleri giderek önem kazanmaktadır. Bir kampüs yapısı içerisinde pek çok hizmete yönelik bilgi sistemi yer alabilmektedir. Bunlara öğrenci bilgi sistemi, öğretim elemanı bilgi sistemi ve kampüs hizmetleri bilgi sistemi örnek olarak verilebilir. Bilgi sistemleri çok sayıda veriyi belli bir amaç doğrultusunda yönetmek için kurulurlar. Her bir bilgi sistemi birbirinden bağımsız olarak düşünüldüğünde bir kampüs ya da bir dijital ekosistemde kişilere ait verilerin sürekli tekrar edildiği görülmektedir. Örneğin bir öğrencinin kimlik bilgilerinin her bir sistemde tekrar tekrar yer alması doğru bir yaklaşım olmaz. Bunun yerine kimlik bilgileri gibi bilgilerin diğer sistemlerce ulaşılabilir olması ve gerektiğinde kullanılabilmesi daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Böylece sistemler arasında entegrasyon sağlanmış olur. Öğrenme yönetim sistemleri de bu yaklaşımdan ilham alarak diğer bilgi sistemleriyle entegre olabilme kabiliyetine sahiptirler. Diğer sistemlerden faydalanarak iç yapısında daha sade bir yapıya bürünürler. Şimdi bir öğrenme yönetim sistemi hangi sistemlerle entegre olabilir? Bunu inceleyelim. Öğrenme yönetim sistemleri kurum ihtiyacını karşılayabilecek birçok sistem ile entegre çalışabilir. Bu sistemler arasında kimlik doğrulama sistemleri, öğrenci bilgi sistemleri, öğretim elemanı bilgi sistemleri, kütüphane hizmetleri, Google analitiği, bulut depolama araçları, medya sunucuları ve harici araçlar yer almaktadır. Diğer bilgi sistemleriyle öğrenme yönetim sistemlerinin entegrasyon yöntemleri başlığı altında ÖYS'lerde kullanılabilen kimlik doğrulama sistemleri göze çarpmaktadır. Kimlik doğrulama sistemleri kullanıcıların başka sistemlerde var olan kimliklerini öğrenme yönetim sisteminde de kullanmasını sağlarlar. Tek oturum açma teknolojisi çokça kullanılan bir entegrasyon platformudur. İngilizce single sign-on olan tek oturum açma kullanıcıların genellikle merkezi bir veri tabanındaki bilgilerinin kullanılarak ÖYS'de oturum açmaları amacıyla kullanılmaktadır. Yaygın kullanılan tek oturum açma yöntemleri Chaos, LDAP, OAT, SEMIL olarak bilinse de sosyal medya kullanıcıları ile kullanıcı hesabı doğrulamada giderek yaygın bir hale gelmektedir. Sosyal medya hesabı ile oturum açma her ne kadar ÖYS'lerde oturum açmayı sağlasa da, ÖYS'lerde oturum açmayı sağlasa da öğrenci bilgi sisteminde yer alan sınav notları, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve adres bilgileri gibi kişiye özel bilgilerin eşleştirilmesi nedeniyle pek tercih edilen bir yöntem olmamaktadır. Şimdi bu oturum açma yöntemlerine biraz değinelim. Keas, kullanıcıların kimliğini doğrulamak amacıyla güvenilir bir yol sağlamak için Yale Üniversitesi tarafından oluşturulmuş bir kimlik doğrulama sistemidir. Birçok uygulama ve sistemi entegre etmek için açık standartlar üzerine kurulmuştur. Keas, kurumsal tek oturum açma sistemi sunmaya ek olarak açık ve iyi belgelendirilmiş bir protokoldür. Bir diğer tek oturum açma hizmeti Clever bulut tabanlı olup 200'den fazla uygulamada çalışmaktadır. Ülkemizdeki kullanıcı bilgilerinin korunmasına yönelik yasal mevzuat gereği Türkiye'de eğitim kurumları tarafından tercih edilmemektedir. Kullanıcı bilgileri kullanıcıların izinleri dışında üçüncü parti sistemlerde ve bulut ortamlarında paylaşılamamaktadır. LDAP hiyerarşik bir şekilde organize edilen bilgi listelerinin ağ üzerinden dağıtımı için kullanılan bir protokoldür. Bir LDAP sunucu üzerinde tüm çalışanlara ait kayıtlar tutulur. Bu sunucu üzerinden LDAP kullanmak üzere yapılandırılmış tüm hizmetlerin kullanıcı bilgilerine erişim ve doğrulama yapmaları sağlanır. SAML protokolü geniş çaplı kullanılan güvenilir endüstriyel standartta XML tabanlı açık kodlu bir protokoldür. Sayısal olarak imzalanmış XML belgelerinin takasına dayalı olarak çalışır. Kimlik sağlayıcıdan alınan kullanıcı kimliği hizmet sağlayıcıya aktarılarak karşılaştırıldıktan sonra kullanıcının hizmet sağlayıcı sistemde oturum açması sağlanır. OAuth 2 endüstriyel standartlarda bir kullanıcı hesabı yetkilendirme protokolü olup uygulamaların bir HTTP hizmetinde kullanıcı hesaplarına sınırlı erişim elde etmesini sağlar. Şibolet, gizliliği korunan çevrim içi kaynakları bireysel erişim için sitelerin izne dayalı erişim kararı veren açık kaynak kodlu bir tek oturum açma sistemidir. Bunların dışında sosyal medya hesabı, Facebook, Twitter, Google, LinkedIn ve Microsoft gibi diğer hizmet sağlayıcıların sundukları kimlik doğrulama entegrasyon sistemlerini destekleyen ÖYS'ler mevcuttur. Ancak daha önce değindiğimiz gibi resmi eğitim kurumları tarafından çok tercih edilmezler. Öğrenme yönetim sistemini öğrenci bilgi sistemleriyle entegre etmek birçok eğitim kurumu tarafından tercih edilmektedir. Böylece kullanıcı hesapları, ders oluşturma ve ders kaydı gibi işlemler öğrenci bilgi sisteminden elde edilen verilerle gerçekleştirilebilir. Benzer şekilde ÖYS'nin öğretim elemanı bilgi sistemleriyle entegre edilmesiyle öğretim elemanlarının ünvan, ad, soyad ve e-posta adresi gibi bilgileriyle Sorumlu olduğu dersler ÖYS içinde kullanılabilmektedir. Günümüzde kampüs içinde yer alan kütüphanelere ek olarak eğitim kurumları çevrim içi veri tabanlarındaki kaynaklara erişim sağlamaya çalışmaktadır. Bu sayede çevrim içi kütüphane hizmetlerinden yararlanan kullanıcılar veri tabanlarından yararlanabilmektedirler. Kütüphane kaynaklarına erişim oluşturulan bir sayfa üzerinden bağlantılar vererek ya da bir sayfa gömülü olarak açılacak şekilde düzenlenerek verilebilmektedir. Google Analitik ÖYS'lerde kullanıcıların daha çok nereden geldikleri, sistemde ne kadar süre kaldıkları ve hangi sayfaları ziyaret ettikleri gibi ziyaretçi trafiğinin izlenmesi amacıyla kullanılan önemli bir hizmettir. Google Analitiği ÖYS'ye entegre etmek için genelde iki yöntem kullanılmaktadır. Bunlardan ilki Google Analitik'te bir izleme ID'si oluşturup bu ID'yi ÖYS'de başlık (header) altına eklemektir. Bu işlem biraz kodlama bilgisi gerektirmektedir. Diğer yöntem ise iOS içinde Google Analitik için yapılandırılabilir bir alana gerekli bilgileri girerek entegrasyonu sağlamaktır. Günümüzde bulut depolama hizmetleri giderek yaygın hale gelmektedir. Bulut depolama hizmetleri sayesinde kişisel dosyalar hizmet sağlayıcının belirlediği depolama alanında depolanabilmekte ve internet erişiminin olduğu her yerden erişilebilmektedir. Bulut depolama araçlarının bir başka kullanım senaryosu ise kullanıcıların bulut depolama ortamlarında istedikleri kullanıcılarla istedikleri belgeler üzerinde işbirliği yapabilmesidir. Dersin katılımcıları bulut üzerinde yetki ve kişileri belirleyerek paylaşıma açık bir belge oluşturmakta ve diğer katılımcılar ile işbirlikte çalışabilmektedirler. ÖYS'ler ile entegre edilebilen sistemlerden bir diğeri de canlı ders etkinliklerinin gerçekleştirildiği video konferans sistemleridir. Video konferans entegrasyonu sayesinde ÖYS kullanıcıları rollerine bağlı olarak canlı ders etkinliği oluşturabilirler. Bu araçlara örnek olarak Adobe Connect, Big Blue Button, Open Meetings, Perculus, Webex, GoToMeeting verilebilir. Bunlardan Big Button ve Open Meetings açık kaynak kodlu, diğerleri ticari lisanslı olan sistemlerdir. Experience IPI, ÖYS'nin dışında gerçekleştirilen formal veya formal olmayan öğrenme etkinliklerinin izlenmesine ve raporlanmasına izin veren bir iletişim standardıdır. Tüm bu verilerin kaydedilmesi için öğrenme kayıt deposu Learning Record Store olarak adlandırılan bir veri tabanı kullanılır. Öğrenme kayıt deposu tek başına ya da ÖYS'ye entegre bir şekilde kullanılabilir. ÖYS'lerin birçok sistemle entegrasyonu bulunmaktadır. Ayrıca harici araç standardı bulut ortamında ya da yerelde kurulu bir sistemde hizmet veren ve üçüncü parti servislerle sunulan zengin öğrenme uygulamalarını ÖYS'ler ve diğer sistemlere entegre edebilir. Ele alınan tüm entegrasyon yöntemleri düşünüldüğünde dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır. Bunların başında güvenlik ve performans sayılabilir. ÖYS'lerde ve diğer bilgi sistemlerinde kişisel verilerin bulunduğu göz önüne alındığında sistemin kendisi ve ÖYS açısından güvenlik açığına neden olmaması son derece önemlidir. Bunun için endüstriyel standartlarda hazırlanmış entegrasyon yöntemleri tercih edilmelidir. Performans açısından entegrasyon sonucunda entegre edilecek sistem ve ÖYS'nin durumu önemlidir. Entegrasyon sırasında gerçekleşecek veri transferinin her iki sisteminde performansını olumsuz etkilememesi için gerekli ayarlar yapılmalıdır. Değerli arkadaşlar bu videoda öğrenme yönetim sistemleri kitabımızın 7. bölümü olan öğrenme yönetim sistemlerinin diğer bilgi sistemleriyle entegrasyonu konusuna değindik. Bu kapsamda öğrenme yönetim sistemlerinin entegre edilebileceği bilgi sistemlerinin belirlenmesi, diğer bilgi sistemleriyle öğrenme yönetim sistemlerinin entegrasyon yöntemleri ve diğer bilgi sistemleriyle öğrenme yönetim sistemlerinin entegrasyonunda dikkat edilmesi gereken konuları özetledik. Bir sonraki videomuzda öğrenme yönetim sistemlerinde öğrenme analitikleri konusuna değineceğiz. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.